Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Estetik yargılar, kişideki beğeni duygularının ürünü olan ve estetik bir obje karşısında beğeni ifade eden yargılardır. Bu yargıların en önemli özelliği onların güzellik ve çirkinlik değerleriyle ilgili olmalarıdır. Örneğin, bir sanat yapıtıyla ilgili bir yargı bu çerçeve içinde ele alınmalıdır. Bilimsel bir yargının doğruluk değeri herkes için aynı olmak durumundayken estetik yargılar Kişinin beğenisine göre değişebilir. Herkesin aynı müziği beğenip onu güzel diye nitelemesi için bir zorunluk yoktur. Yani kısacası sanattaki, estetikteki güzellik ya da güzellik anlayışı ya da beğeni özneldir. Ama bilimdeki ise nesneldir, herkes için ortaktır diyor. Şimdi vurgulanan düşünceyi bulalım. Adana, estetik yargıların nesnel bir temelde oturtulması gerektiğinden mi bahsediyor? Hayır, çünkü onlar özneldir. Ele gitsin. Bursa, bilimsel yargılar doğru veya yanlış nitelenen yargılardır. E tamam da sadece bu mu vurgulanmış? Hayır, vurgulanan estetik yargılarla bilimsel yargılar arasındaki farktır. O yüzden seni deyiliyorum. Ceyhan'a bakıyorum. Tüm düşünce faaliyetlerimiz bir takım yargılara dayanır gibi bir şey yok parçada. Denizli, estetik yargılar öznel nitelikteki beğeni yargılarıdır. Doğrudur hocam. Peki Edirne? tüm insanlar için ortak beyinlerin olması mümkün müdür? Değildir diyor. Bakın bunu da buradan çıkarabiliriz. Cevap Denizli. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sanat felsefesini estetikten ayıran temel özelliktir? Estetiğin doğa ya da sanat ayrımı yapmadan doğrudan doğruya güzele yöneldiği yerde sanat felsefesi yalnızca sanata ve sanattaki güzelliğe yönelir. Buna göre sanat felsefesi bir sanat eserini meydana getirirken hangi öğe ve süreçleri söz konusu olduğunu araştırır. Sanat eserini tecrübe ederken hangi öğelerin işe karıştığını inceler. Yani hem sanat da hem estetik de güzeli konu alıyor mu? Evet. Ancak estetik dediğimiz şey hem doğadaki güzeli konu alır hem insan ürünü olan güzeli konu alır. Ancak sanat ya da felsefesi öyle midir? Hayır, sadece insan ürünü olan güzelliği konu almaktadır. Şimdi bakalım. Adana, doğadaki güzelliği konu edinmesi sanat felsefesini estetikten ayırır mı? Hayır, o doğadaki güzelliği konu almaz. Sanattaki insan ürünü olan güzelliği konu alır. O halde ele gitsin. Bursa, hem doğal hem de sanat eserlerini incelemesi. Hayır, bu estetiğin işidir. Ele gitsin. Ceyhan, Duyumlar, duygular ve sezgileri önemsemesinden bahsettik mi? Hayır hocam, ele gitsin. Denizli, yalnızca sanattaki güzelliğe yönelmesi, evet bu sanat felsefesini estetikten ayıran temel özelliktir. Peki Edirne neden olmadı? Sanatçının özgün eserler oluşturup oluşturmamasından bahsetmedik de ondan cevap Denizli. Aşağıdaki yargılardan hangisi parçadaki düşünceyi destekler? Schiller'in anladığı estetik evren adeta bir oyun küresidir. Ona göre estetik hal içindeki insan bir çocuğun oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini fark etme işi gibi kendini zamandan koparılmış hisseder. Hiçbir dış faktörden etkilenmeden estetik bir yaşantı halinde olan insan insanlığın saf ve tam olarak ortaya çıktığını anlar. Şunu biliyor muyuz? Schiller oyun olarak sanatın temsilcisi midir? Evet. Sanat ile oyunu bir ve aynı şey görüyor mu? Birine benzer şeyler görüyor mu? Evet çünkü diyor her ikisi de insanı zamandan e, alıverir. Na, zamanı nasıl geçtiğini bilmeyiz. Kendimizi özgür hissederiz diyor. Şimdi bunu destekleyecek bir yargı bulalım. Adana sanat insanı güzelle ulaştırma çabası. Bunu bulabilir miyiz? Bunu destekler bir durum mudur? Ya da sanat zihinsel bir yaratımıdır? Ya da insan oynadığı sürece insandır diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Neden? Çünkü Şiller'in sözüdür. Çünkü Şiller sanat ile oyun arasında ne yapmıştı? Bir bağlantı kurmuştu. Sanatı da oyuna, oyunu da sanata benzetmişti. O yüzden insan oynadığı sürece insandır. Kendisini saf ve tam halini bulur efendim. Peki Denizli neden değil? Sanatın amacı ideal ve mükemmele ulaşmak mı? Ya da insan sanatla gerçekliğe yaklaşır diye bir şey dedi mi? Hayır hocam. O yüzden cevap Ceyhan. Parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenebilir? Resim ve heykel galerisini gezen, roman ve şiiri okuyan... Bir tiyatro eseri ya da bir bale izleyen, sinemaya giden, müzik dinleyen birçok insan zaman zaman sanatın ne olduğunu merak eder. Sanat felsefesinin de temel sorusu budur. Sanat nedir? Sanatı tanımlamak, sinema ve fotoğrafçılık gibi yeni sanat biçimlerinin ortaya çıktığı çağımızda daha da güçleşmiştir. Bakalım ne söyleyebiliriz? Adana estetik, insan tarafından yapılmış olan ya da doğada bulunan güzel şeylere yönelir parçadan bunu çıkarabilir miyiz? Bence hayır. Devam edelim. Güzel diye nitelenen şeylerle ilgili tercübelerde, yargılarda söz konusu olan değerleri estetik analiz eder diyebilir miyiz? Hayır. Bu da tercübelerden hiç bahsedilmedi. Peki Ceyhan'a bakalım. Sanat felsefesi sanatın ne olduğunu sorgular. Sanatçının etkinliğini, sanat yapıtlarını inceler diyebilir miyiz? Diyebiliriz hocam. Çünkü bakın sanat felsefesinin temel konusunun bu olduğunu, temel sorusunun bu olduğunu ve burada çeşitli sanat dalları olduğunu gördük. Dolayısıyla bunu söyleyebiliriz. Peki hocam Denizli neden söylemeyiz? Bakalım sanatçı duyusal dünyada var olan nesneleri taklit eder ya da kopyalar diye bir şey var mıydı? Hayır. Peki sanat sanatçının hayal gücünde meydana gelen bir kez olup biten estetik bir yaklaşımdır, özgündür, özeldir dedik mi? Hayır. En doğru şık Ceyhan'dır. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Sanat tabii ki sanatçının gerçekliğe teslim olmayan, gerçekliği aşan bir yaratımıdır. Ancak bu sanatçının içinde yetiştiği ve yaşadığı toplumdan tamamen bağımsız ve yalıtılmış olduğu anlamına gelmez. Aksine çoğu zaman sanatçı yalnızca kendi ruhundan değil fakat bir dönemin bir ulusun toplumsal yaşamı, inançları ve zevklerinden ilham alır. Yaşanan burhanların, savaşların, afetlerin ve büyük sevdaların öznesi değilse bile tercümanı olur. Bu açıdan sanat bir toplumsal hali yansıtan, yaşanılan dönemin çağın ruhu olabilen bir etkinliktir. Yani bize neyi söylüyor hocam? Diyor ki sanat soyut, öyle anlaşılmayan, kendi başına olan değil. Sanat toplumdan etkilenen, toplumun ruhu olan tercümanı olandır diyor. Şimdi bakalım çıklara. Adana sanatın sanat için yapılması bir gerekliktir diyebilir miyiz? Sanat sadece sanat için değildir. Sanat toplumdan etkilenendir, etkileyendir. Dolayısıyla eğiliyorum seni. Bursa Sanat toplum için yararlı eserler sunmaya çalışır. Tamam sanat toplum için bir işler yapar ama yararlı şu bu eserler yapar denilmedi. O halde bu anlatılmamaktadır. Ceyhan'a bakalım. İnsanın yaratıcı etkinliği ile oluşturulur. Yaratıcı etkinlikten bahsetmedik. Ele gitsin. Deniz'e bakalım. İnsan gerçek özgürlüğe ancak sanat olarak ulaşabilir ya da ulaşamaz dedik mi? Hayır hocam. Ele gitsin. Edirne'ye bakalım. Sanat içinden çıktığı toplumun kendisini ifade etmesinin biçimidir. Evet efendim. Cevap Edirne'dir ve birçok yerde de örneği söz konusudur. Verilenlere dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Platon'a göre idealar dünyasında bir ideya olan güzellik kişiden kişiye ve çağdan çağa değişmeyen objektif bir değer, ideal ve yetkin bir özdür diyor. Yani güzeli nesnel olarak görüyor. Aristo'ya göre bakalım. Aristo'ya göre güzellik belli bir oranı ve uyumu içeren bir düzendir. Bu nedenle insanın algı ve sınırlarını ve kavrayış gücünü aşan çok büyük bir şey olamaz. O güzel diye bahsedilemez diyor. Yani güzelin belli bir düzeni, belli bir oranı, belli bir uyumunun olması gerekiyor diyor. Agin Otomas'a bakalım. Kendilerine tamlık, mükemmellik, uygun oranlarda açıklık bulunan şeylerin güzel olabileceğini savunuyor. Üç farklı filozof var. Üç farklı güzellik tanımı var. Bakalım neye ulaşabiliriz? Adana. Güzellik filozoflarca farklı biçimde tanımlanmıştır. Evet doğrudur. Peki basit bir şekilde buna ulaşır mıyız? Diğerlerine de bakalım. Sanat taşıdığı güzellik aracıyla insanı her çeşit bencil eğilimden kurtarır. Hiç bahsedildi mi? Hayır. Ceyhan'a bakalım. Gerçek güzellik hiçbir amaca bağlı olmayan özgür ve canlı bir kavramdır. Özgür ve canlı olmasından da bahsedilmedi. Denizli'ye bakalım. Sanat insanları doğaya doğal güzelliğe götüren bir araçtır denildi mi? Hayır hocam. Peki Edirne'ye bakalım. Güzel olan bir şey, hoş olan bir şeye yüce olan bir şeye indirgenemez. Güzelle hoş ilişkisi, güzelle yüce ilişkisi sorgulanmadı. O yüzden cevap doğrudan Adana'dır. Parçada aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? Güzel olan her nesne elbette ki hoştur. Yani insana duysal bir keyif verir. Fakat keyif veren her şey estetik bir duygunun oluşumuna yol açmaz. Bir koku, bir tat, belli yerdeki bir serinlik hoş olabilir fakat kesinlikle güzel olamaz. Güzel olan bir şeyden kesinlikle hoşlanırız. Bununla birlikte hoşlandığımız şeylerin büyük bir çoğunluğu hemen her zaman bir ihtiyacın karşılanmasının sonucunda ortaya çıkar. Bunların güzellikle hiçbir ilgileri yoktur. Yani güzel olan şeyler hoş olabilir ama her hoş olan güzel olamaz arkadaşım. Şimdi şıklara bakalım. Adana, hoş olan bir şey onu duyumlayan insanın durumuna göre değişir. Yani hoşun kişisel olduğunu kişiden kişiye değiştiği mi vurgulanmaktadır? Hayır sadece bu vurgulanmıyor. Bursa'ya bakalım. Güzellik kavramı hoş olana, hoş olmaya indirgenemez. Aynen öyle sabahtanır parçadan söylediğimiz buydu. Peki Ceyhan neden değil? Güzellikte düzen, oran, uyum olmalıdır dedi mi? Hayır o yüzden değil. Peki Denizli hoş olan şeyler insanda iştah ve istek uyandırır. Tamam da yani güzelle ilişkisi nerede? Yok hocam. Peki Edirne güzel olan bir şey kendisini anlayacak düzeyde olanlar için mutlaktır, evrenseldir denildi mi? Hayır. Cevap Bursa. Parçada savunulan görüş aşağıdaki yargılardan hangisiyle tutarlıdır? Santanyana hiç kimseye zevk vermeyen bir nesne güzel olamaz der. Bir eserin estetik değeri kendi nesnel niteliklerinde değil, insanda uyandırdığı duyguya, estetik yaşantıya dayanır. Sanat eserinin bizde uyandırdığı duygunun niteliğini, eserin kendisinin taşıdığı bir nitelik sayarız yapı, düzen, denge, birlik gibi kavramları eserin niteliklerini sayıyoruz. Gerçekte ise bu nitelikler bizim zihnimizdedir. Duygularımızın dışında yalnızca kağıt üzerinde harfler ya da tuvalde boyalar vardır. Yani şunu söylüyor mu? Diyor mu ki güzellik, estetik dediğimiz şey özneldir, bize bağlıdır diyor mu? Evet hocam. Çünkü bakın burada nesnel niteliklere göre değil, insanda uyandırdığı duyguya göre diyor estetik yaşantı yaşanır diyor. Peki şimdi bunu söyleyen bir insan neyi söyleyebilir? Adana'ya bakalım. Evrensel ortak estetik yargılardan söz edilemez diyebilir mi? Diyebilir çünkü diyor ki estetik yargılar özneldir. O halde ortak estetik yargılar demese kendisiyle tutarlı olur. Adana doğru cevaptır. Peki diğerlerine bakalım. Estetik değer eserin taşıdığı güzellikten doğar diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir eser hem güzel hem çirkin olamaz gibi bir basit cevap çıkarabilir miyiz? Hayır. Estetik değer insandan bağımsız olarak vardır. Haydi insana bağımlı olarak vardır dediği için zaten bunu eleriz. Peki güzele nesnel bir estetik değer ölçüsü getirilebilir mi? Hayır getirilemez. Dikkat ederseniz bunlar Adana ile çelişiyor. O yüzden cevap Adana'dır. Parçada eski Yunan filozoflarının aşağıdaki görüşlerinden hangisi vurgulanmıştır? Platon başta olmak üzere çoğu eski Yunan filozofuna göre hiçbir güzel olmayan iyi ve hiçbir iyi olmayan güzel Düşünülemez yani her güzel olan aynı zamanda iyidir yani şunu söylüyor mu güzel olan ile iyi olan özdeştir hocam şimdi bakalım karşı kutupların birliğinden mi epistemolojik ve etik değerlerin özdeşliğinden mi epistemolojik derken şurada bilgi ile ahlaktan bahsediyor bunun özdeşliğinden bahsediyoruz ya da güzel ve iyinin ayrılığından mı bitişikliği dese daha doğru olurdu ya da bilgi ve eylem özdeşliğinden mi ya da etik ile estetik değerlerin özdeşliğinden bahsediyoruz. Hocam bir şeyin özdeşliğinden bahsediyoruz da hangisi? Tabii ki ahlak ile sanatın özdeşliğinden bahsediyoruz. Çünkü ahlak iyi konu alır, sanat ise güzeli konu alır. O yüzden cevap Edirne'dir. Parçada aşağıdaki hangi soruya cevap aranmaktadır? Bu gibi soruları yapabilmek için yapmanız gereken şey cevap arayacağınız soruyu ilk olarak okumak olsun. Şimdi bakalım. Estetik olarak değerlendirilebilecek olan nesneler alanının herhangi bir sınırı var mıdır? Estetik doğal güzellikle mi, sanatsal güzellikle mi ilgilenir? Estetik nesne kendi nitelikleri mi, alımlayanın duyguları ile mi değerlendirilir? Estetik nesne ile estetik özne neye göre ayrılır? Sanat nedir? Sanatçı eserini nasıl ortaya koyar? Şimdi cevaba bakalım. İlk başta temel işlevi estetik bir görü oluşturmak ve estetik bir tepki ortaya çıkarmak olan güzel sanatların nesnelerini düşünürüz. Bunlar hangileriymiş? İşte oyunlar, tablolar, heykeller, senfoniler, şiirler ve danslarmış. Ama güzel sanatlarla yaralı sanatlar arasında kesin bir çizgi nasıl çizebiliriz? Yani güzel sanatlar ile yaralı sanatlar arasındaki çizgi nereden başlıyor, nereden bitiyor? Devam edelim. Birçok zaman ve birçok yerde sanatçılar kendi izlerini kapıların, binaların, giysilerin, mobilyaların, törensel nesnelerin ve bazen de büyük bir kentin üstüne bırakmışlardır. Güzel sanatlarla Popüler sanatları nasıl ayırırız? Güzel sanatlarla popüler sanatlar arasındaki ayrım nasıl olacak diyor. Örneğin bir halk müziği operadan daha mı az önemli bir sanat dalıdır? Şimdi ne söyleyebiliriz? Sınırdan bahsedebilir miyiz? Bence bahsedebiliriz. Bakın ayrımdan bahsediyor. Nerede başlayıp nerede bittiğinden bahsediyor ve etkilerinden bahsediyor. Bakın birçok yerde etkileri olduğu söz konusu. Peki diğerleri neden olmaz? Adana olduğunu düşündük. Bir estetik doğal güzellikten mi, sanatsal güzellikten bahsettik mi? Hayır bu ayrımdan bahsetmedik. Peki alanların duygularından hiç bahsettik mi? Hayır hocam. Peki estetik nesne ile estetik özne ayrımına girdik mi? Ona da girmedik. Peki sanat nedir? Şu şudur. Sanatçı eserini nasıl ortaya koyar diye bir cümle kurduk mu? Hayır hocam. O halde cevap Adana'dır.